Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Ajanda programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Tekin Naşap. Evet, ilk haberimiz Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi sevgili izleyicilerimiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında su sıkıntısı, yol problemi, şezlonglarda özellikle sahillerdeki şezlong ücretleri ve arıtma tesisleriyle ilgili konular konuşuldu. Değerli arkadaşlar, gündem maddelerimiz tamamlandı. Dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Sayın Başkanım, çok değerli üyeler. Öncelikle sıcak asfalt için teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ancak bu statik kaplama herhalde mucur sıkıntısı varmış. Onun ne zaman çözüleceğini inşallah kıştan önce yapılırsa ilçelerimizin hepsi, belki MHP'li belediyelerimiz söyleyemez. Ben onlar adına da konuşuyorum. Teşekkür ettik. Meclisimize de teşekkür ediyorum bu konuda. Evet, sayın değerli başkanım. Arkadaşlar, özellikle kırsal kesimde yolları bu yıl sonuna kadar bitireceğiz dedik. İnşallah o hedefimiz gerçekleşecek. Belki çok az bir bölümde eksik kalmış olabilir ama hedefimiz tamamını bitirmek. Bu hedefe kent içi yollar dahil değil. Onlar ekstra durum. Ama dediğim gibi bu yıl sonuna kadar kırsalla ilgili bütün problemi, yol problemini çözeceğiz. Bu yıl bildiğiniz gibi havalar çok kurak geçti. Gerçekten çok büyük şikayetler de alıyoruz ama bütün gayretlerimize rağmen sorunun çözümü tam manasıyla gerçekleşemiyor. Aksıfat var Erdemli'nin üstünde. Oradan biz saniyede 300 litre su alıyorduk. Şu anda 50 litrenin altına düştü arkadaşlar. Yani sondaj vuruyorsunuz, sondajlar netice vermiyor. Daha evvel söyledim, 40 küsür sondaj yapmışız, 5-6 tanesinde su bulabilmişiz. Ve bunlar da öyle az buz sondajlar değil, 150 metre ile 200 metre arasındaki sondajlar. Su kaynakları kurudu. Yani mesela Cehennem Deresi'nden Gözne'ye gelen su, biz göreve gelmezden önce Soğuca, Bekir Alanı'na ve Sarnıç'a ilave edilmiş. Daha sonra Ayva Gediği de buraya dahil edildi. Oradaki gölet rehabilite edilerek. Ama maalesef bunlara takviye kaynaklar da yapıyorduk. O kaynaklar da kuruduğu için bu sene çok büyük bir sıkıntı çektik. Temennimiz inşallah önümüzdeki yıl biraz daha yağışlı geçer. Ama bu arada biz yapabileceğimiz her türlü tedbiri alacağız. Her türlü önlemi alacağız. Vatandaşımızı bundan sonraki yıllarda inşallah bu su sıkıntısıyla karşı karşıya getirmeyeceğiz. Tabii bu sadece içme suyu olarak kullanılmış olsa belki bu kadar sıkıntı çekilmeyebilir. Maalesef yaylalarda insanlar özellikle kırsal kesimde bahçelerinde bu içme suyuyla suluyor. Dolayısıyla bir bölüm susuzluk çekerken bir bölüm diğerlerinin hakkına da tecavüz etmiş oluyor. Bu konuda defalarca uyarılar yapıyoruz. Hepimiz Müslümanız. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diye bir düsturumuz var. Ama buna rağmen vatandaşların bu konuda duyarlı olmaması nedeniyle bir kısmı sudan yeterince faydalanırken diğer kısmı maalesef susuzluk çekiyor. Hatta bir köy var misal, 5-6 bölüm, 3-4 tanesi suyu kullanıyor, diğerleri kullanamıyor. Alt kısımdakiler suyu kullanıyor, depolardan daha kolay faydalanıyorlar. Üst kısımlarda
Belki yeni depolar yapmamız gerekecek. Ama bunlar da ha deyince hemen bugünden yarına olabilecek işler değil. Her şeye rağmen Silifke Mersin merkez arasında su envanterini çıkarttırdık. Bu sulardan nasıl faydalanabiliriz? Bugün çektiğimiz sıkıntıları nasıl asgariye indirebiliriz? Bunun çalışmaları yapılıyor. Tabii diğer taraftan da Tarsus ve Silifke'nin batısındaki ilçelerimizin su kaynaklarıyla ilgili envanter çalışması yapılacak ve bu envanter neticesinde de Mersin genelindeki su kaynakları tespit edilmiş olacak. Bunların miktarı tespit edilecek. Nerelerde nasıl faydalanılabilir? Bunlar tespit edilecek ve inşallah dediğim gibi bir daha bu sıkıntıları ileriki yıllarda çekmeyiz diye ümit ediyorum. Başkanım, şimdi perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Yani bu kış kurak geçti. Dediğiniz bölgelerde özellikle Soğurcak olsun, Bekir Alanı bölgesinde kuyularda su bitince şimdi dönüşümlü veriliyor. Haftada yani birkaç günde bir su geliyor. Ayva Yedi olsun, Gözne olsun. Yani MESKİ neden önlemini almadı? Niye pompalara ilave mi yapması gerekiyordu? Çünkü Cehennem Deresi'nde su çok. Oradan gelen yani bir ilave yapılıp takviye yapıp güçlendirilemez miydi? Şimdi, şu an vatandaş cezalandırıldı yani yaylalarda gerçekten rahat edilmiyor. Şimdi biz göreve geldikten sonra Cehennem Deresi'ne takviye pompa koyduk. Ancak bu yıl olağanüstü bir durum yaşandı. Hatta elimizde arıza yapacak pompalara yönelik yedek pompalarımız da var. Yani bu konuda MESKİ üzerine düşeni yaptı ama şimdi yukarıdan aşağıya doğru dediğim gibi önce Gözne ve Soğucak, Bekir Alanı, Sarnış'a verilen su daha sonra ilavelerle başka yerlere verildi. Tabii ilaveyi yaparken o su yeterli gelmiyor. O zaman o bölgedeki kaynakları değerlendiriyorsunuz. O kaynaklar kurudu. Yani elbette hiçbir mazeret ortadaki problemi kaldırmıyor, gidermiyor. Ama bu yıl ekstrem bir durum yaşandı. İnşallah dediğim gibi gelecek yıllarda bu durum yaşanmaz. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun. Özellikle ben Ustanoğlu'nda 15 gündür oradayım. Belediyenin şezlongları, şemsiyeleri var. Ama çalışmıyor. Vatandaş büyük şikayetçi. Bunun yanında özel şahıslar yine açmışlar. Ben hepsini tek tek gezdim. Birinin 24 tane, birinin 27 tane, birinin 35 tane, birinin 17 tane şemsiyesi var. Ve full. Belediyenin hiç ben daha 10 tane şemsiyesinin dolu olduğunu görmedim. Ve oradaki işte belediyedeki çalışan çocuklarla konuşuyorum, sohbet ediyorum. Diyorlar ki, abi üstelik biz vatandaşla kavga ediyoruz. Vatandaş kiraya veriyormuş. Orada da tuvalet, duş bedava diyorlarmış. Vatandaş geliyor bizle kavga ediyor diyor. Sanki ortada duruma bakınca belediye sanki özellikle sahiller sahipsiz. Hani Deniz Kızı şirketi ya belediye bu işi yapamadı da müteahhite verelim der gevası var. O kadar sahipsiz ki çocuklar orada. Biz her gün burada kavga ediyoruz diyorlar. Vatandaş da diyor ki şahıs 20'ye veriyor da niye belediye 30? İşte burada büyük çelişki var ve çocuklar belediye orada 30'a vermiyor, 15'e veriyor. Hayır, 30. Hayır, hayır. Hayır. Çifti hayır. Mi? Çifti tabii. Tek şemsiyeden bahsediyorum. Tek şemsiyeden bahsediyorum zaten. Hmm. Tek şezlongu vermiyorlar zaten. Hmm. Çift, tek şemsiye. Tek şemsiye 30. Şimdi yani sanki burada başarısız olsun şirket bu çalışmalar gibi. Tabii bunu kendi aramızda da tartışmamız lazım. Yani bu konuda ilk başta bir yanlış hadise yaşandı. O yanlış hadisede de maalesef biz yalnız kaldık. Onun detayını daha dar çerçevede konuşabiliriz. Evet. Sen özellikle sahiller çok
pis orası, çok pis yani, oturacak şekilde değil. Yani ona dikkat edilse başkanım. İşte size destek vermezlerse gelir birileri oraları işgal eder. Belediyenin emniyet gücü yok. Zabıta da bir yere kadar. Zaten zabıta sayısı çok yeterli değil. Onun yetkisi de etkisi de bir yere kadar oluyor. Ama öbür tarafta evet buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlar. Ben şirketleri denetleme komisyon başkanıyım. Cuma gün biz buradan meclisten çıktıktan sonra Muhammed Bey ile beraber Susanoğlu'ndaki şezlongları ve oradaki görevlileri ziyaret ettik. Hem bir kontrol amaçlı olsun dedik. Hatta kabaca şezlongları saydık. 182 tane şezlong oluyordu. İlk raporu aldık. Çocuklar 182'sinin de faturasını kesmişler, fişlerini kesmişler. Kasalarındaki bakiyeleri de tutuyordu. Yan tarafta bir kasa daha var. Onu da kontrol ettik. Çift kasa koyulmuş Susanoğlu'na. Onda da hemen hemen aynı şey. Ve sorumluları çağırdık. 3-4 tane saha bölüm sorumlusu ve tek bir tane de alan sorumlusu var. Bir sıkıntı olup olmadığını sorduk. Hiçbir sıkıntıları olmadığını söylediler. Biz de oradan ayrıldık. Diğer koydakilere bakmaya gittik. Ona da bilgi vereyim diye söz aldım. Tabii bu tür şikayetler zaman zaman geliyor. Onu da kabul etmemiz lazım. Ama dediğim gibi bir taraftan zabıta yeterli değil. Zabıtanın etkisi güvenlik kuvvetleri gibi olmaz. Oradaki yanlış düzeni düzeltmeye çalışıyorsunuz. Yılların alışkanlığını ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bunun belli bir mücadelesi de oluyor, olacak. Ama dediğim gibi inşallah bu yıl ilki yaşandı. Bu yılki tecrübelerle bundan sonraki yıllarda aynı sıkıntılar çekilmez diye ümit ediyorum. Evet değerli arkadaşlar. Buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Öncelikle bir süre önce gözaltına alınan arkadaşlarımızın geçmiş olsun diyorum. Bir an önce inşallah aklanır, aramıza dönerler. Temennimiz bu yönde. Bir diğeri de bu sularla ilgili olarak da ileriye dönük olarak bazı önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bizim arıtmadan çıkan suyumuz var. Bunu bir gözden geçirerek, elden geçirerek yeniden kullanma suyu, sulama suyu olarak kullanılması konusunda önlemler. Çünkü bu olay büyüyecektir. Yani Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın veyahut da diğer bilim insanlarının öngörüleriyle suların azalacağı, işte ısının yükseleceği, suların kademeli olarak uzanacağını nitekim bu sene de yaşadık. Önümüzdeki yıllarda bu daha büyük ölçekli gündeme gelecektir. Suyumuzun azaldığı oranda daha fazla kuyu, yeraltı sularının daha derine düşmesini ve bir süre sonra da kuyulardan da su alamaz duruma geleceğiz. O nedenle bazı önlemlerin alınması gerekli olacaktır. Örneğin işte dediğim gibi bu arıtma suyumuz bayağı içme suyumuz kadar da orada daha fazlasıyla pis olarak çıkıyor, arıtılıyor ve deşarj ediliyor. Bunun sulama suyunda kullanılamaz mı ve yeni yapılacak olan arıtma ve diğer arıtmalarda? Ayrıca şehir kent mecralarında olan akarsularımız var. Taşkın alanları var. Taşkın önleme işte başta Enfrenk Deresi olmak üzere her ne kadar DSİ'ye aitse de ama bu uzun süredir gündemde duruyor. Ama bir türlü de adım atılamıyorum. Bunun kentin hem Müftü Deresi'nin alt bölümünün düzenlenmesi konusuna da katkı koyacak olan bu barajın veyahut da sel kapanının bir an önce yapılması hem sulama ve içme suyunun çoğaltılması konusunda şey yapıyor. Çünkü merkezde bağlı köylerde de sorun var. Yani MESKİ'nin merkezden gönderdiği tepedeki insu veyahut da benzeri emirler ve diğer köylerde de aynı şekilde su gönderilemediği için oralarda da ciddi bir su var. Yani yalnız Aksıfat projesi değil, yakınlarda da var. Bu önlemlerin alınması konusunda bir çalışmaların yapılması ve bir an önce buralara yatırım yapılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Tabi bu biz göreve geldiğimizden bu yana çok konuşulan bir şey ama yılların ötelediği bir konu. Efrenk Deresi'ndeki yapılacak o göletle ya da barajla ilgili. Tabi bunun Büyükşehir Belediyesi açısından sulamaya yönelik
kullanılıp kullanılmayacağını şu anda Devlet Su İşleri'nin vereceği rapora ancak bağlayabiliriz. Şu anda Pamukluk Barajı ile ilgili bir çalışma var. Hatta Devlet Su İşleri ile biz bir protokol da yaptık. Pamukluk Barajı'ndan gelecek su Mersin ve batısına ulaşacak. Halihazır Berdan Barajı da Tarsus ve Mersin'in doğusuna hitap edecek. Tabi bunlar alt kesimlerdeki yerler için. Sıkıntı üst kesimlerde. Sulama suyuyla ilgili baraj arıtma tesisinden çıkacak su, bu da ayrı bir tartışma konusu. Şu anda bizim en büyük sıkıntımız yukarılara arıtma yapıyoruz. Suyunu nereye vereceğiz bilmiyoruz. Diyor ki su yataklarına veremezsiniz. Derelere veremezsiniz. E biz ne yapacağız? Yani şimdi Namrun'a Sebil'e arıtma tesisi yapıyoruz. Oradan çıkan su nereye gidecek? Araçlarla taşınması mümkün mü? Ama Ankara'da bürokratlar düz bir mantıkla böyle bir yönetmelik çıkarmışlar. Bu yönetmeliğe de itiraz ediyoruz. Ettik daha doğrusu. Bunun yeniden değerlendirileceğini söylediler. Yoksa yukarılara foseptik yapsanız kimse hesap sormuyor. Ama arıtma yaptığınız zaman bunun suyunun nereye vereceğiniz konusunda size 40 dereden su getiriyorlar. Aynı olay hatırlarsanız Anamur'da yaşandı. Anamur'da oradaki bir gölet etrafındaki daha doğrusu köyler kaldırıldı orada baraj yapılırken. Alaköprü Barajı. Köyler devletin yaptığı konutlara taşındı. Ama orasının biz halen atık suyunu bir yere bağlayamadık. Niye? Genelge diyor ki dereye bağlayamazsın. Binalar da derenin yanına yapılmış. Yani her halükarda bu su arıtıldıktan sonra bir yere gidecek. Bunu mutlaka yerleşim birimlerinden uzaklaştırmamız lazım. Şimdi bu yönetmelik değişmediği sürece hepimiz sıkıntı çekeriz. Şimdi Tarsus'un atık su arıtmasının temizlenmiş suyu oradaki kanallara veriliyor. Ama şimdi diyor ki bu yasaya göre su kanallarına veremezsiniz. Bunların mutlaka düzeltilmesi lazım. Biz de mücadele ediyoruz. Tabii bulunduk. Bu konuda hatta ben bizzat bakanla da görüştüm. Buraya geldiğinde bu yönetmeliğin mutlaka değişmesi gerektiğini ifade ettim. Bundan sadece biz de muzdarip değiliz. Türkiye'deki bütün belediyeler muzdarip. Efendim? Hepsi problem şu anda. Havza meselesi mutlak korumayla uzun mesafede aynı statüye alınıyordu ve mesela Toroslar'da eğer akarı mesela Berdan Havzası'na ise hiçbir tesis yapılamıyordu. Bir miktar bu gevşetildi. Ama mesela Çamlıyayla gibi nüfusu 100 bin olan yazın bir ilçenin arıtması mutlaka yapılması lazım. 100 bin nüfusu olan bir yerin arıtmasından çıkan su da saniyede en az herhalde 10-15 litredir. Bu suyu da mutlaka taşımak mümkün değil. Belki birkaç arıtma sistemiyle suyu derelerden uzun mesafeli sistemle vermek lazım. Bu konu üzerinde işte. Yani biraz aşamalı gidiyor ama ilk etapta çok daha sıkıntılıydı. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Evet ve sevgili izleyicilerimiz,
Mersin önemli konuları konuşuldu. Mersin Belediye Meclisi'nde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su sıkıntısından yol problemlerine kadar ve sahillerdeki şezlonglar konusunun kendi aramızda tartışılması noktasında bunu konuşabilmeliyiz, tartışabilmeliyiz dedi Sayın Başkan. Ve tabii ki arıtma tesisleriyle ilgili de önemli uyarılar vardı ve bu konuda gerekli çalışmalar için alınacak tedbirler konuşuldu. Ve sevgili izleyicilerimiz, Türkiye dün 7 Ağustos'ta tüm dünyaya birlik beraberlik mesajlarını verdi. Türkiye'de Yeni Kapı'da Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen ve tüm siyasi partilerin katıldığı şehitler ve demokrasi mitingi Yeni Kapı'da gerçekleşti. Ve bu bağlamda tüm illerde de alanlardaydı. Demokrasi nöbetini tutmaya devam ediyordu vatandaşlar. Mersin'de de Cumhuriyet Meydanı'ndaydı demokrasi nöbetinin devamı. Ve Mersin'de de sevgili izleyicilerimiz, demokrasi ve şehitleri anma mitinginde her kesimden ve her siyasi görüşten vatandaşlarımız bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı hınca hınçta oldu. Ve mikrofonlarımızı Toroslar Belediye Başkanı Sayın Hamit Tuna'ya uzattık. Sayın Tuna yaptığı açıklamada özellikle 15 Temmuz'da gerçekleştirilen alçakça darbe girişimini kınadığını ve demokrasi şehitlerini unutmamamız gerektiğini dile getirdi. Hamit Tuna, Toroslar Belediye Başkanı efendim, demokrasi ve şehitlerin mitingi için buradayız, alanlardayız, Cumhuriyet Meydanı'ndayız. 15 Temmuz ve sonrasını değerlendirecek olursanız neler söyleyeceksiniz? Evet, Yüce Türk Milleti 15 Temmuz'dan beri bir sınav veriyor. Bu sınav Cumhuriyeti koruma, demokrasiyi koruma, siyaset kurumlarını koruma, millet olmanın şuuru içerisinde sevinçte, tasada, kaygıda, acılı anlarda bir ve beraber olmanın, tek yürek olmanın o birlikteliğini resmediyorlar ve bugün özellikle Türkiye'nin bütün vilayetlerinde İstanbul başta olmak üzere ki bütün siyasi parti liderleri bir arada beraber olmada hakikaten belki de en güzel örneklerden vatanın dara zora düştüğü zaman siyasi kimlikler bir yana ki söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen Ulu Önder Atatürk'ün onun verdiği icazetle yol yürüyen bütün millet bugün meydanlarda bu birlikteliği dosta güven, düşmana korku salmak suretiyle şer odaklarına, vatan hainlerine hakikaten bir ve beraber olmanın, tek yürek olmanın o güzelliğini yaşatıyorlar. Ben tabii bu güzelliği 15 Temmuz akşamından bugüne kadar bu meydanlara inip demokrasi sınavı veren, Cumhuriyeti koruma anlamında o net duruşu sergileyen Yüce Türk Milleti'nin bütün ferdine teşekkür ediyorum. Tabii bu arada tarihimizde hakikaten dönüm noktaları vardır. Çanakkale gibi, işte demokrasinin korunması gibi. Türk tarihi çok zengin. Derinliklerden, Orta Asya'dan bugüne kadar birçok zaferler kazanmıştır. Birçok mücadeleler içerisinde olmuştur. Bu coğrafyada yaşamak gerçekten zor ama bu coğrafyada yaşayabilmek için de bir ve beraber olmak lazım. Nasıl ki Çanakkale'de Seyit Onbaşı'nın bir duruşu vardı. Onun yaptığı o dev top mermisini iman gücüyle kaldırarak bir tarihin dönümüne vesile olmuştur. Demokrasinin korunması noktasında da Ömer Halis Demir gibi, 1. Ordu Komutanı gibi, Devlet Bahçeli gibi hakikaten duruşlarıyla bir dönümü, bir darbenin yok edilmesi noktasında göstermiş olduklardı. Bunun yanı sıra 274 tane de demokrasi şehidini anmadan edemeyiz tabii ki. Allah mekanlarını cennet eylesin. Şehit şahadet şerbetini içmiş olan bütün vatandaşlarımızın. Dolayısıyla bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatanlaştıran, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Evet sevgili izleyicilerimiz, tabii ve Radyo Klasik dinleyenleri, Cumhuriyet Meydanı'nda coşku büyüktü. Tüm Mersinler, Mersin'de yaşayan herkes,
hangi siyasi partiye sahip olursa olsun, hangi görüşü savunuyor olursa olsun, Cumhuriyet Meydanı'ndaki alanı hınca hınç doldurdu ve ayıldızlı bayraklar gölgesi altında. Tabii en büyük olgu da Türkiye genelinde yapılan, özellikle Yenikapı'da gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen Cumhuriyet Demokrasi ve Şehitler mitingi büyük ilgi gördü tüm siyasi partiler tarafından da. Mersin'de de aynı siyasi olgunluk yaşandı ve tüm siyasi parti temsilcileri dün Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelmişlerdi. Ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz da bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki alana hitap etti. FETÖ'cülere de ve APO'culara da geçit verilmeyeceğini dile getirdi. Kahramanlık yurt için ölümü göze almak. Kahramanlık düşmana göz kırpmadan saldırmak. Kahramanlık vatana sadakatle bağlanmak. Kahramanlık hilalin gölgesinde şahlanmak. Kahramanlık ne durup boş yere beklemektir. Kahramanlık azmetmek, zafere erişmektir. Kahramanlık yılmadan milletine hizmettir. Kahramanlık zorlukta boğulup ölmemektir. Kahramanlık alınmaz para ile, mülk ile. Kahramanlık cesaret, Yaradan'dan hediye. Kahramanlık korkusuz dalmaktır ileriye. Kahramanlık bir şandır, dönülemez geriye. Kahramanlık ne yerde ne göklerde aranır. Kahramanlık her yerde inançla tamamlanır. Kahramanlık bayrağın gölgesinde olmaktır. Kahramanlık milletteki o coşkuyu bulmaktır. Kahramanlık çağları deviren kasırgadır. Kahramanlık acaba ilahi bir sır mıdır? Kahramanlık davaya sadakatle inanmak. Kahramanlık acıya her ortamda katlanmak. Kahramanlık hedefe koşmak ve hiç durmamaktır. Kahramanlık hedefi 12'den vurmaktır. Kahramanlık belki de gizemli bir yarıştır. Kahramanlık yolunda insanlığı barıştır. Kahramanlık uğrunda koşmalı gece gündüz, kahramanlık peşinde insan uyur mu gündüz? Kahramanlık peşinde gönüller buluşmalı, kahramanlık doğuştan sanki yazgı olmalı. Kahramanlık her işin kuralına uymaktır. Kahramanlık her işte sorumluluk almaktır. Kahramanlık gerekse karlarda üşümektir. Kahramanlık bir yola çıkarken düşünmektir. Kahramanlıkta kavga barış için yapılır. Kahramanlıkta kurşun zulmedene sıkılır. Kahramanlık her yerde milletle kaynaşmaktır. Kahramanlık yılmamak, ileri atılmaktır. Kahramanlık tarihe kazınan bir mühürdür. Kahramanlık düşmana atılan bir düğümdür. Kahramanlık düşmanı çözmektir, ilmek ilmek. Kahramanlık kesin kes, sorunu kökten çözmek. Kahramanlık bıkmadan, usanmadan koşmaktır. Kahramanlık sonunda zafere ulaşmaktır. Kahramanlık tanka rağmen hürriyete bakıştır.
Kahramanlık bir duruş, insanlığa akıştır. Kahraman olmak için biraz gerekeye can, kahramanlık yolunda terk edilir tatlı can. Kahramanlık güzel şey, yaşanan gerçek için. Kahramanlık güzel şey, hak yolu seçmek için. Kahramanlar geçerken millet sel olur akar, kahramanı olmayan bir millet şaşkın bakar. Saygıdeğer bakanım, çok değerli valim, milletvekillerimiz, saygıdeğer protokol, hanımefendiler, beyefendiler, Türk milletinin kahraman evlatları, demokrasi için, cumhuriyet için, şehitlerimiz için, gazilerimiz için bu coşkuyu paylaşmak üzere buraya kadar geldiğiniz ve bu mekanı şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ülkemiz 15 Temmuz gecesi maalesef geçmiş alışkanlıklarını bir türlü terk etmek istemeyen FETÖ terör örgütünün militanlarınca karıştırılmak ve bölünmek, parçalanmak istendi. Aslında yapılmak istenen bu milletin evlatlarını saf saf ayırmak, birbirine kırdırmak, ülkemizi de bölüp parçalamaktı. Ama Allah hepinizden razı olsun. Ordunun içerisindeki bu bir güruhun dışında vatanını, milletini seven, bayrağına sahip çıkan, gerek ordudaki subaylarımız, gerekse polislerimiz bu yanlış anlayışa dur dedi, ayağa kalktı. Sizler de onlara çok büyük destek verdiniz. Sokakları doldurdunuz, yolları doldurdunuz, meydanları doldurdunuz, tanklara, toplara dur dediniz, şehit oldunuz, gazi oldunuz ama bu millet, bu vatan ila nihaye var olacak dediniz. İşin en kötü tarafı da bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen hainler milletin arasına, saf, inançlı insanlarımızın arasına Allah diyerek, kitap diyerek, peygamber diyerek girdiler ve o süfli emellerini Türkiye'yi birine, bir yerlere peşkeş çekmek için kullandılar. Ama herkesin bir hesabı vardı. Cenab-ı Allah'ın hesabı hiç şaşmazdı. Ve Cenab-ı Allah'ın hesabı şaşmadı. Onların fevri döndü. Onlar şu anda bir yerlere gittiler ama millet halen meydanlarda dimdik ayakta Allah'ın izniyle. Değerli hemşerilerim, bu terör örgütü yıllardır milletin geleceği üzerine oyunlar oynuyor, kumpaslar kuruyordu. Tarsus'ta da bizim yönetimimiz döneminde belediyeye kumpaslar kurmuşlardı. Ama Allah'a çok şükür ki Allah doğrunun yanında ve o kumpaslar hep boşa çıktı. Ve bugün o dönemde bizim üzerimize kumpas yapan dönemin savcısı önce Trabzon'a başsavcı yapıldı. Daha sonra Samsun'a 17-25 Aralık olaylarından sonra düz savcı olarak atandı ve bugün de tutuklanmış durumda. Allah bu millete zeval vermesin.
Allah bu devlete zeval vermesin. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Bizi birbirimize düşürmek isteyen hainlere fırsat vermesin. Allah FETÖ canilerine bir daha bu fırsatı vermesin. Milletimize de yeni bir 15 Temmuz'u yaşatmasın diyorum. Tabii ki bu karmaşık ortamda zaman zaman çok dikkatli olunmayabilir. Bazen yanlış algılamalar da ya da tezviratlar da olabilir. Ama inşallah biz devletimizin polisine güveniyoruz. Adliyesine güveniyoruz. Bu polis ve adliyedeki yanlış adamların temizlendiğini de biliyoruz. Ve diyoruz ki kurunun arasında yaşanmasın. İnşallah daha güzel günlerde, daha coşkulu bir şekilde bir ve beraber olmak üzere hepinize bir kez daha saygılar, sevgiler sunuyorum. Ve diyorum ki sonuna kadar demokrasi, sonsuza kadar cumhuriyet. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, coşku büyüktü. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda alanı hınça hınç doldurmuştu. Her görüşten, her kesimden vatandaş. Tabii Sayın Valimiz Özdemir Çakacak da bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasını kısa tuttu. Daha çok konuşmayı Bakan Sayın Lütfü Elvan'a devretmek istemişti. Sayın Valimiz de Sayın Özdemir Çakacak'ta yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin büyük bir güç olduğunu dile getirdi. Sayın Bakanım, il protokolümüzün değerli üyeleri, aziz hemşehrilerim, sevgili kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, saat 6'da İstanbul'a bağlanacağız. Dolayısıyla ben konuşmamı fazla uzatmayacağım. Sayın Bakanımız sizlere hitap edecekler. Ancak şunu söylemek istiyorum. Aziz milletimin değerli evlatları, 15 Temmuz gecesinden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın sizleri meydanlara daveti üzerine 79 milyon millet evladı o günden beri meydanlarda vatanı için, bayrağı için, demokrasi için, milli irade için meydanlarda. Hepiniz dik durdunuz. O günden beri bu meydanlarda olan siz değerli aziz hemşehrilerimizin başı daima dik olsun. Sizin başınız dik oldukça bu milleti başını hiç kimse eğemeyecektir. Ben Mersin valisi olarak hepinize en içten şükranlarımı ifade ediyorum teker teker. Allah hepinizden razı olsun. Sizler var oldukça bu topraklarda ne FETÖ, ne PKK, ne DAEŞ ve de hiçbir terör örgütü barınamayacaktır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucaklıyor. Allah'a emanet ediyorum. Cumhuriyet Meydanı'nda on binler vardı ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan on binlere Kalkınma Bakanı, aynı zamanda Mersin Milletvekili Sayın Lütfü Elvan da hitap etti. Sayın Lütfü Elvan yaptığı konuşmada PKK'ya ve ayrıca FETÖ terör örgütüne gerekli cezayı sonuna kadar vereceklerini söyledi. Allah razı olsun. 15 Temmuz akşamından beri demokrasi için nöbet tutan, Türkiye için nöbet tutan, milli birliğimiz için, beraberliğimiz için, cumhuriyetimiz için nöbet tutan ve bu cumhuriyet meydanını dolduran siz değerli Mersinli hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet, bugün tarihi bir gün. Karşımda Mersin'imizin birlik, beraberlik fotoğrafını görüyorum.
Yine karşımızda Mersin'imizin bir bütün olarak asıl ve asil duruşunu görüyorum. 15 Temmuz akşamından itibaren tüm siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, yazılı ve görsel tüm basın ve medya kuruluşlarımız ve sizler, değerli milletimiz, Mersinli hemşerilerimiz, yiğit insanlar, 15 Temmuz akşamından itibaren darbeye karşı dik bir duruş sergilediniz. Elin asırlı ninelerimiz, elin asırlı dedelerimiz demokrasi direnişi sergiledi. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz bir bütün olarak Türkiye dediniz. Bir bütün olarak demokrasi dediniz, vatan dediniz, millet dediniz, ay yıldızlı bayrak dediniz sevgili kardeşlerim. Değerli hemşerilerim, Allah razı olsun, hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz akşamı haşhaşi başının Pensilvanya'daki terörist başının talimatıyla ve onun örgütüne mensup o hainlerce darbe girişiminde bulunuldu. Türkiye'mizi yok etmeye çalıştılar. Demokrasimizi ortadan kaldırmaya çalıştılar. Milli birliğimizi, beraberliğimizi yok etmeye çalıştılar. Ama sizler vatanınıza sahip çıktınız. Milletimize sahip çıktınız. Devletimize sahip çıktınız. Ve ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıktınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. Sizlere çok teşekkür ediyor. Allah sizlerden razı olsun diyorum. On beş Temmuz akşamından itibaren ay yıldızlı bayraklarınızla meydanları süslediniz. Evlerinizde, iş yerlerinizde ay yıldızlı bayraklarımızı dalgalandırdınız ki o bayrağımız, evet, istiklalimizin sembolü. Yine o ay yıldızlı bayrağımız şehitlerimizin sembolü. O ay yıldızlı bayrağımız milletimizin sembolü, birliğimizin sembolü, vatanımızın sembolü, devletimizin sembolüdür. İşte sizler o ay yıldızlı bayrağı sadece ellerinizle tutmadınız. Sadece meydanları o bayraklarla süslemediniz. Sizin o gönülleriniz ay yıldızlı bayrakla donatıldı. Gönüllerinizde var o ay yıldızlı bayrak. Allah sizlerden razı olsun. Vatan sevginizi, millet sevginizi tüm dünyaya gösterdiniz. Ve Mersinli olarak sizler ayağa kalktınız. Demokrasi, demokrasi, demokrasi dediniz. Yine sizler Mehmet Akif'in dediği gibi ben ezelden beri hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım dediniz. Türk milleti hiçbir zaman esaret altında yaşamamıştır. 16 büyük devlet kurduk. Evet, şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletimizle Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti devletimizle onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Sizler şunu söylediniz. İstiklalden başka yol yok dediniz. Biz hiçbir zaman esaret altında yaşayamayız dediniz. Bizim atalarımız hiçbir zaman esaret altında yaşamamıştır dediniz. Ve Allah'a çok şükür bu FETÖ'cülerin saldırıları karşısında dimdik durdunuz. Ki sizler
o Kurtuluş Savaşı'ndaki ruhu 15 Temmuz akşamından itibaren tüm Türkiye'ye yaşattınız. Hatırlayınız o Kurtuluş Savaşı'ndaki dönemimizi. Milletimizin yeterli silahı yoktu. Ülkemiz işgal edilmişti. Yaşlısı genci, kadını erkeği kazmasıyla, küreğiyle vatanı müdafaa için yola çıktılar. Sakarya'da, Dumlupınar'da, ülkemizde o işgalcileri denize dökmek için mücadele ettiler. İşte sizler 15 Temmuz akşamından itibaren o ruha sahip oldunuz. Sizler o ruhu yaşattınız. Bu bir ikinci istiklal mücadelesi ruhudur. Sizdeki bu azim, sizdeki bu kararlılık olduğu müddetçe karşımıza kim gelirse gelsin, ister FETÖ'cüler gelsin, ister onların dış mihrakları, ister onların destekçileri gelsin, ülkemizi... Mersin'de böyle bir coşku vardı, yoğun bir katılım vardı. Siyasi partiler bir araya geldi ve halka hitap ettiler. Her kesimden ve her siyasi görüşten vatandaşlara. Peki Türkiye genelinde de biliyorsunuz Yenikapı'da bu mitingin başlangıç noktası vardı. Demokrasi ve Şehitler mitingi Cumhurbaşkanlığı'nın organize ettiği öncülüğünde gerçekleştirilen mitingde de Türkiye'de bir ilk gerçekleşti sevgili izleyicilerimiz. Kuvvet Komutanı, Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar da o mitingde halka hitap etti. Sayın Akar'a vatandaşlardan büyük destek ve övgü vardı. Bugün burada 7 Ağustos Demokrasi ve Şehitler mitinginde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte sizlerle beraber olmanın onur ve heyecanını yaşıyorum. 15 Temmuz günü ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış bir grup illegal çete mensubu terörist hain Fethullahçı terör örgütü tarihimizde görülmemiş bir şekilde. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun, sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun. İllegal çete mensubu terörist hainler, Fethullahçı terör örgütü tarihimizde görülmemiş bir şekilde vatanımıza, milletimize, cumhuriyetimize bu zilleti ve rezaleti yaşatmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şan ve şerefle dolu geçmişine kara bir leke sürmüşlerdir. Her yönüyle milli ve yerli olan yüksek siyasi liderlikçe verilen direktifler doğrultusunda asil milletimiz sizler ve onun bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek evlatlarıyla emniyet mensupları kahramanca ve ferasetle bu hain girişime karşı koymuşlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve bağrından çıktıkları milletimize ihanet eden bu alçaklara layık oldukları cevap tereddütsüz bir şekilde alanlarda verilmiştir. Bu rezaleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve asil milletimize yaşatan hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler, sağ olun. Burada özellikle şunu belirtmek isterim. 15 Temmuz akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan illegal çete mensubu terörist hainlerin Fethullahçı terör örgütünün
darbe girişiminin halkımızın peygamber ocağı olarak adlandırdığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanını, milletini, bayrağını seven ezici çoğunluktaki mensuplarıyla kesinlikle hiçbir alakası yoktur. Bu nedenle sizlerin, yüce milletimizin asker elbisesi içerisine girmiş eli kanlı caniler, hainler ile görevinin başında olan ülkemizin bekası için aynı zamanda bölücü terör örgütü PKK ve sınırlarımızın hemen yanı başındaki diğer tehditlerle de canla başla mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar mensuplarını çok iyi ayırt ederek davranması bu zor süreçte bizlere güç ve moral vermiştir. Bundan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bizlere gösterdiğiniz bu yakın ilgi, güven ve sevginin de ülkemizin ve asil milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği bakımından hayati öneme haiz olduğunun da bilincindeyiz. Asil milletimizin gözünü budaktan esirgemeden canı pahasına milli iradenin hakimiyeti ve demokrasinin idamesi için gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Her zaman saygıyla ve şükran anılacaktır. Bundan dolayı bir kez daha sizlerin şahsında asil milletimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sağ olun. Milletimizin davaları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlı sadık, ezici çoğunluğunun devleti ve milletiyle birlikte hareket etme yönünde takındığı tutum ile bütünleşerek tarihsel niteliğimiz olan ordu millet kavramının da daha da güçlenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği hakimiyet milletindir düsturu bizim en temel anlayışımızdır ve bu anlayışımız sonsuza dek sürecektir. Milletimizin bağrından çıkan bayrak, vatan, devlet ve milleti için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla ve bir ibadet vecdiyle görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri tüm personeliyle demokratik hukuk sistemi içerisinde devletimizin ve yüce milletimizin emrinde ve görevinin başındadır. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha sizlerin huzurunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve devletimizin başına bela olan bu hain şebekenin girişiminin bastırılmasında, bilahare temizlenmesinde, başta zat-ı halleri olmak üzere canlarını ortaya koyarak mücadele eden aziz milletimiz ile, yani sizlerle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Emniyet Teşkilatımızın kahraman ve fedakar mensupları ve diğer devlet kurumlarımıza sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimize Allah-u Teala'dan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, gazilerimize acil şifalar diliyor. En kalbi duygularımla sizleri ve sizlerin şahsında yüce Türk milletini saygıyla, şükranla, övünçle selamlıyorum. Evet, Demokrasi ve Şehitler mitinginde sevgili izleyicilerimiz, tüm siyasi partilerde genel başkanları bazında konuşmalar gerçekleştirdiler ve konuşmasını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de miting alanındaki yerini aldı ve kürsüye çıktı. Sayın Devlet Bahçeli yapmış olduğu konuşmasında FETÖ'cülere en ağır darbenin vurulduğunu ve bundan sonra da milli birlik ve beraberlik şuuruyla bu tür yapılanmaların karşısında olacaklarını söyledi. Bu mahşeri kalabalığı
yere göğe sığmayan bu izdihamı tazimle selamlıyorum. Yurdun her köşesinden gözü kulağı olan, burada olan kardeşlerimi bağrıma basıyorum. Heyecanınız güç veriyor. Nurlu geleceği ve zorla dayatılan geceyi aydınlatıyor. Tüm Türkiye'yi hasretle kucaklıyor. Hepinize sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Göğsümüzü kabartacak bu ihtişamlı coşkudan görüyorum ki üzerimizde oynanan oyunlara, aramıza sokulmak istenen fitnelere rağmen cesaretle dik durdunuz. Al bayrağımızı gururla yükselttiniz. Şehitlere yüreklice sahip çıktınız. Kardeşliği inançla savundunuz. Hainlere dersini çekinmeden verdiniz. Teröristlere haddini bildirdiniz. Yenilgi nedir tanımadınız. Ben de varım ve buradayım dediniz. Yıkılmadan ve ayaktayım diyerek yeni kapıya koştunuz. Yeni bir dirilişin müjdesini verdiniz. Bahtiyarım, çünkü Türkiye'mizin şahlanışını gururla izliyorum. Mutluyum, çünkü millet burada, irade burada, inanç burada. Bükülmez bilek, eğilmez baş, yenilmez milli kudret burada, bu meydandadır. Türkiye tüm güzellik ve görkemiyle yeni bir sefere, yeni kapıdan başlamaktadır. Türk milleti kaderine sahip çıkmaktadır. Hepinizle övünüyorum. Türk milletiyle iftar ediyorum. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz'da felaketimizi projelendirdiler. 15 Temmuz'da son nefesi vermemizi gözlediler. Fethullahçı terör örgütü milletimizin helali olan savaş uçaklarıyla saldırdı. Helikopterler tepemizde uçuştu. Bombalar, kurşunlar üzerimize yağdı. 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edilmişti. İstanbul 16 Mart 1920'de işgale uğramıştı. Biliniz ki 15 Temmuz yeni bir istila denemesi, yeni bir kıyım ve yıkım hamlesiydi. Mondros'ta çerçevesi çizilip serde dayatılan imha planları 15 Temmuz'da yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Su uyur, düşman uyumaz sözü bir kez daha anlam ve karşılığını buldu. Zalimler, hainler, emperyalizmin maşaları bu defa Türk askeri kılığına girdiler. Milletin silahını yine millete çevirdiler. Milletin imkanlarını kullanarak yine millete öldürücü darbe vurmak istediler. Alim ve hoca görünümlü bir terörist sığındığı Pensilvanya'dan getirdiği beddua seanslarıyla, nefret söylemleriyle, öfke nöbetleriyle cinayet örgütüne, Türkiye'ye vur emri verdi. Şehit analarının gözyaşları, yetimlerin yürek yaraları, nesillerin gelecek ümitleri bizimledir, yanımızdadır ve aramızdadır. Sizler darbe heveslerini teröristlerin kursaklarında bıraktınız. Devlete ve millete meydan okuyan şürümüşleri
elinizin tersiyle ittiniz. Bu nedenle 15 Temmuz bir milat, bir dönüm noktasıdır. Nereli olursanız olunuz, ister güneyden, ister kuzeyden, ister doğudan, ister batıdan, kim olursanız olunuz, ülkemin neresinde doğarsanız doğunuz, kökünüz, kökeniniz, nesebiniz ne olursa olsun, vatanım, bayrağım, milletim, demokrasim, şehitlerim, kardeşliğim ve mukaddesatım demek için yeni kapıyı doldurdunuz. Bunu devam ettiği müddetçe hiçbir hain bize yanaşamayacaktır. Milli birlik ve kardeşliğimiz sağlam kaldığı, hatta sürekli takip edildiği sürece hiçbir çıldırmış, hiçbir hayasız ve vicdansız Türkiye'ye saldırmayı aklından bilene geçiremeyecektir. Yeni bir sayfa açalım. Milli bir uzlaşmayla, hukukun üstünlüğünü gözeterek, insan hak ve özgürlüklerini muhafaza ederek geleceğin haritasını çizelim. Türkiye'nin tarihsel haklarını lekelemeye cüret edenleri şaşkına çevirelim. Bu arada Türk askeri topyekün darbeci ve suçlu görülmemelidir. Ordu millet dayanışması canlandırılmalı, Mehmetçik gözden ve gönülden çıkarılmamalıdır. Bu sisli ve tereddütlü ortamda mazlum vatandaşlarımız ve kamu görevlileri mağdur edilmemelidir. Suçsuzu suçludan ayıracak adalet şuuru eksiksiz ve faal olmalıdır. Yeni manda özlemlerine geçit vermeyelim. Bu milleti himayesi altına almaya kalkışan vesayetçi odaklara şans tanımayalım. Bizanslı Diyojen'in nesli fırsat kollamaktadır ve 15 Temmuz bunun ispatıdır. Tekfurların farisleri devletledir. İstanbul'u kaybeden Konstantin'in torunları iştahla dağılmamızı beklemektedir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa karşısında kabuslar gören Viyana, Boğaz'ın sularına gömülmüş kraliyet donanması, Anadolu'dan defolup giden yedi düvel tarihsel hesabı görmek için sabırsızdır. Nene Hatun, Aziziye tabyalarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri karşısında nasıl devleşmişse, bizler de Türkiye karşıtı cepheye öyle hareket etmeliyiz. Anımız birdir, adımız birdir, biz Türk milletiyiz. Ve sevgili izleyicilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi adına da Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye geldi. Sayın Kılıçdaroğlu demokrasi mitinglerini değerlendirirken demokrasiye sahip çıkmanın birlik ve beraberliğinde bundan sonra devam ettirilmesi gerektiğini ve siyaseten de artık bir öz eleştirinin yapılması gerektiğini dile getirdi. Bugün bizim demokrasi tarihimizin önemli bir günüdür. Bugün Türk siyasal hayatı demokrasi tarihinde önemli bir olaya imza attı. 15 Temmuz akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir çete grubu Türk demokrasisine darbe yapmak istedi. Parlamentoya darbe yapmak istedi. Daha doğrusu size, bize, hepimize darbe yapmak istedi. Ama çok şükür özellikle buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 15 Temmuz akşamı sabaha kadar açık tutan ve yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na yürekten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Parlamenter sistemimize karşı bir darbe yapmak istediler. Bizim Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir bu. 240
şehidimiz var. 240 aslanımızı toprağa verdik. 240 demokrasi şehidimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Onlar bizim demokrasi tarihimizdeki altın sayfalarda yerlerini aldılar. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Demokrasinin ilk kahramanlarıdır onlar. Unutmayacaktı. O medya olayları verdi. Vatandaşlar sokağa davet edildi. Tankların üzerine çıkıldı. O medya bütün bu görüntüleri verdi. Dolayısıyla vatandaş en meşru hakkı olan direnme hakkını kullanarak demokrasiyi korudu ve mücadelesini yaptı. Göğsünü siper etti tanklara ve mücadelesini yaptı. O nedenle parlamenter sisteme karşı yapılan bu darbe girişimine parlamento dik durarak gerekli cevabı vermiştir. Değerli arkadaşlarım, medya özgürlüğünün bir diğer önemi de şudur. Biz siyasetçi, eksiğimiz olabilir, hatamız olabilir, yanlışımız olabilir. Ama bunları dile getirecek olan medyadır. Medyanın bağımsızlığına bütün siyasilerin saygı duyması ve önem vermesi lazım. 9. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı. Bakın değerli arkadaşlarım, FETÖ terör örgütü ordunun içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü yargının içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü devletin her kademesinde yuvalandı. Biz buna daha önce FETÖ'cü örgütlenme diyorduk. Şimdi Fethullah Gülen terör örgütü olarak tanımlanıyor. Savcı da iddianamesini böyle yazıyor. Yargının bağımsızlığı neden önemlidir? Adalet istiyoruz. Adaleti nerede tecelli ettireceğiz? Mahkemede tecelli ettireceğiz. Eğer bir hakim vicdanıyla değil, bir hakim Pensilvanya'dan aldığı talimatla karar veriyorsa, o hakim hakim değil, o mahkemede mahkeme değildir. O nedenle yargı bağımsızlığı çok önemlidir. Ve hepimiz bunun üzerinde durmalıyız ve bu konu üzerinde titremeliyiz. Hemen şunu ifade edeyim. Yargının bağımsızlığı konusunda iktidar ve muhalefetin belli bir görüş birliği içinde hareket etmesi bizim açımızdan memnuniyet vericidir. 10. Değerli arkadaşlarım, laikliğin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz gösterdi. Dini kullanarak, inancımızı kullanarak her türlü yasa dışı işin içinde olanlar milleti nasıl kandırdılar hep beraber gördük. Laiklik din ve vicdan özgürlüğü demektir. Laiklik herkesin istediği gibi inanması ve ibadet etmesi demektir. Laiklik inanca saygı demektir ve insana saygı demektir. O nedenle bütün siyasi partilerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir. Kula kulluk yapmak değil, kula kulluk yapanların nasıl bir anlayışta olduklarını hep beraber gördük. 11. Demokrasinin güçlenmesine sadece bugün için değil, gelecekte de katkı vermek zorundayız. Ve demokrasinin güçlenmesi için mutlaka ama mutlaka sorgulayan bir eğitim sistemini hayata geçirmemiz gerekir. Çocuklarımız irfanı hür yetişmeli, vicdanı hür yetişmeli, fikri hür yetişmeli çocuklarımız. Çocuklarımız birilerinden talimat alıp onun gereğini yapmamalı. Alınan talimata en azından kendi aklında bunu ölçmeli ve tartmalı. Ne diyor Yüce Yaradan? Aklınızı kullanmıyor musunuz diyor. Aklımızı kullanmanın yolu eğitim sistemini de bu şekle getirmektir. Çocuklarımız akıllarını kullanmalılar. Dünyaları sorgulamalılar. Bakın Elinoğlu Mars'a uzay aracı gönderiyor. Biz 21. yüzyılın Türkiye'sinde
bir darbe girişiminin Türkiye maliyetini görüyoruz. O nedenle hep beraber eğitim sistemini de güçlendirelim. Gelecekteki demokrasimizi güçlendirmek ve derinleştirmek için bu çabayı hep birlikte gösterelim. 12. FETÖ terör örgütünü biliyorsun. Artık bütün dünya biliyor. Bu örgüt geçmişte balyoz davası dediler. Ergenekon davası dediler. Casusluk davası dediler. Hiçbir günahı olmayan, devlete sadakatle bağlı olan pek çok subayımızın, ki eski bir genelkurmay başkanı da dahil, tamamını hapse attılar. Ve sevgili izleyicilerimiz, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım kürsüye geldiğinde ise FETÖ terör örgütüne çok ağır sözlerde bulundu ve FETÖ terörüne karşı hükümetin alacağı tedbirler ve mutlak suretle vatandaşa çevrilen o silahların neticesinde FETÖ terör örgütü mensuplarının da en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı, 16 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılırken ne kadar umutluysa bugün milletimiz o kadar umutludur. 30 Mayıs 1919'da Sultanahmet Meydanı'nda İzmir'i işgal eden düşmana karşı ne kadar cesursa milletimiz bugün de o kadar cesurdur. 6 Ekim 1923'te geldikleri gibi giden düşmanın arkasından ne kadar coşkuluysa bugün de o kadar coşkuludur Türk milleti. 27 Mayıs 1994 bir Türkiye sevdalısını, bir yiğit adamını, bir Kasımpaşalıyı seçerken ne kadar güzelse İstanbul o kadar güzelsin bugün. Seni yürekten selamlıyorum ey aziz İstanbul. Seni yürekten selamlıyorum ey aziz milletim. Her bir semtin, her bir sokağın, her bir haneni gönülden selamlıyorum. Senin bütün şehitlerini, ama bugün bizim burada toplanmamıza vesile olan demokrasi 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi kalpten selamlıyorum. Bugün aramızda bulunan kahraman şehitlerimizin ailelerini yürekten selamlıyorum. İstanbul'u düşmana teslim etmeyen, kimi hastanede, kimi evinde, kimi aramızda olan kahraman gazilerimizi selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli hanımefendi, 15 Temmuz'da bu milletin önüne geçtiğiniz için, dik durduğunuz için bu milletin son 100 yılın en büyük tehlikesinden kurtardığınız için, diklenmeden dik durduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve bütün Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarını darbenin ilk saatlerinde milli iradeden yana net bir tavır koydukları için yürekten selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli genel başkanını ve bütün ülkücü kardeşlerimi ilk andan itibaren hükümetimizin yanında, Cumhurbaşkanımızın yanında sarsılmaz bir demokrasi savunucusu olduğunuz için yürekten selamlıyorum. AK Partili kardeşlerim, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim, ismini sayamayacağım kadar çok olan her siyasi görüşten, her kesimden değerli vatandaşlarım, bu muhteşem kardeşlik tablosunu bugün bize yaşattığınız için, bizi buraya getirdiğiniz için hepinize
çok çok teşekkür ediyorum. Milletim adına teşekkür ediyorum. Hayır, bugün sadece İstanbul değil, bütün Türkiye ayakta. Şu anda İstanbul'la birlikte Türkiye meydanlarda bizimle beraber 81 ilimiz bizi izliyor. Yavru vatan Kıbrıs bize izliyor. Kıbrıs'tan kalkıp gelen Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanını da selamlıyorum. Filistin, Bosna, Somali, Suriye, Irak'taki kardeşlerimiz bizi izliyor. Dünyanın her köşesinde soydaşlarımız, vatandaşlarımız, kardeşlerimizin kalbi bizimle. Buradan, İstanbul'dan 81 vilayetimize, tüm dünyadaki kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Aziz İstanbul, aziz milletim, Necip Fazıl ne güzel söylemiş. Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet, güneşten başını göklere yüksel. Avlanır kim sana atarsa kemen, ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebed. Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet, güneşten başını göklere yüksel. Aziz İstanbul, sevgili milletim, bugün sizlere Nazım Hikmet'in dizeleriyle diyorum ki, emret ki ölelim, emret. Güneşi işiyoruz, sesinde akım var. Güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Sevgili İstanbul, aziz Türkiye, bugün size Azeri şairimiz Ahmet Cevat'ın mısralarıyla sesleniyorum. İnciler dök gel yoluna, sırmalar düz sağ koluna, fırtınalar dursun yana, selam Türk'ün bayrağına. Ahmet Arif'in dizeleriyle duygularımı dile getiriyorum. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da bizi. Evet, burada biziz, beraberiz. Bugün hep birlikte Türkiye'yiz. Kardeşlerim, 97 yıl önce 19 Mayıs 1919'da İzmir işgaliyle Sultanahmet Meydanı'nda yüz binler toplandı ve Ayasofya'ya sırtını dayayarak istikametini Sultanahmet ve camisine döndü. Minarelerden selalar yükseliyordu. Düşman uçakları kalabalığın üzerinden uçuyordu. Ama hiç kimse başını eğmedi. Hiç kimse ölümden korkmadı. Kürsüye çıkan Halide Edip o muhteşem topluluğa toprağın üzerinde şerefsiz yaşamaktansa altında şerefle yatarız. İşte 97 yıl önce bu aziz millet toprağın altına şerefle, altında şerefiyle yatanlar sayesinde toprağın üzerinde şerefle yaşıyor. 15 Temmuz akşamı da bir işgal girişimi, FETÖ terör örgütünün hainlerinin bir ihtilal teşebbüsüyle karşı karşıya aldık. Üzerimizden uçaklar uçtu. Tanklar caddeleri işgal etti. Asker kıyafetindeki teröristler silahlarıyla millete kan kustu. Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız milleti meydanlara davet etti. Yine salalar okundu. Ezanlar baştan başa Türkiye'de yankılandı. İşte bu aziz millet
İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, 81 vilayetinde hep birden şunu söyledi: toprağın üzerinde şerefsiz yatamaktansa toprağın altında şerefle yatarız, şehit oluruz, gazi oluruz. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, demokrasiyi taşlandıracağız demişti 7 Ağustos'ta Yenikapı Demokrasi ve Şehitler mitinginde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ve son olarak kendisine ayrılan bölüme geldi, kürsüye çıktı Sayın Cumhurbaşkanı. Özellikle tankların ve topun tüfeğin karşısında dimdik ayakta duran millete ve vatandaşlara teşekkür etti. Milletimden aynı cevabı alacaktır. Ne diyor o güzel türküsünde sanatçımız? Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim, sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Senden gider sonsuzluğa yol oğlum. Dört bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini aç olanla bel oğlum. Haram yeme, hak uğruna öl oğlum. Ölmeye var mıyız? Yol almaya var mıyız? Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmaya var mıyız? Evelallah. Aziz milletim, devlet ve millet olarak 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi analiz etmeliyiz. Sadece bu ihaneti gerçekleştirenleri değil, onların arkalarındaki güçleri, onları harekete geçiren sahipleri de çok iyi değerlendirmeyiz. Fethullahçı terör örgütü mensupları, bunların ismini hala ağzına almaktan çekinenler var. Çekinmeyelim. Muktedir olanlar bunların isimlerini aynen ifade etsinler ki bilmeyenler bu FETÖ'cüler kimdir? Bu FETÖ kimdir? Fethullahçı terör örgütü kimdir? Bunu öğrensin. Ülkemize yönelik tehdidin görünürdeki maşalarıdır. Biliyoruz ki bu oyun, bu senaryo onların boylarını çok aşar. Elbette bu örgütü tüm mensuplarıyla ortaya çıkarmak ve hukuk dairesinde imha etmek mecburiyetindeyiz. Ama sadece bununla yetinirsek, devlet ve millet olarak bünyemizi benzer virüslere karşı yine savunma noktasında zayıf bırakmış oluruz. Silahlı kuvvetlerimizden yargımıza, polis teşkilatımızdan istihbarat kuruluşlarımıza, okullarımızdan hastanelerimize kadar her yere sızabilen ihanet şebekelerine karşı kendimizi güçlendirmeliyiz. Bu ihanet şebekesinin adı PKK'da olsa, FETÖ'de olsa, DAEŞ'te olsa, başka örgütte olsa fark etmez. Örgütlerin isimleri değişebilir, kadroları değişebilir, söylemleri değişebilir. Ama hepsinin de Türk milletinin, Türk devletinin düşmanları olduğu gerçeği asla değişmez. Geldiğimiz noktada saflar gayet net. Bir tarafta tüm kurumlarıyla, tüm siyasi partileriyle, tüm kesimleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. Diğer tarafta ise kimi etnik istismar, kimi dini istismar, kimi ideolojik sapkınlık içinde olan terör örgütleri vardır. Onların arkasındaki karanlık güçler vardır. Devletinden, milletinden, haktan ve hakikatten yana olan herkes bugün burada yeni kapıdadır. Buradan 80 vilayete selam olsun. Buradan 79 milyona selam olsun. Terör örgütleri mensuplarının ise kimi adliyede akıbetini bekliyor,
kimi cezaevinde cezasını çekiyor, kimi de mezarda nihai hesabını veriyor. Onların arkalarındaki güçleri de çok iyi biliyoruz. Vakti saati geldiğinde hesaplarını önlerine koyacağız. Yakaladığımız bu birlik ve beraberlik ruhunu en iyi şekilde değerlendirerek 15 Temmuz'u daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh Türkiye'nin inşası için bir milat haline dönüştürmeliyiz. Yakın tarihimizin vicdanları karatan, kafalarda soru işaretleri oluşturan tüm sorunlu, sıkıntılı olaylarını yeniden masaya yatırarak eksikleri, yanlışları ortaya koymalıyız. FETÖ, ihanet çetesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki etkinliğinin önünü açan davaları yeni baştan incelemeliyiz. Değerli kardeşlerim, buna benzer birçok davaları incelemeliyiz. Şaibeli tüm sınavları, tüm işlemleri gözden geçirmeliyiz. Bu örgütün gayrimeşru şekilde elde ettiği güçle dizayn etmek istediği siyaseti, medyayı, iş dünyasını yeniden kendi tabii seyrine oturtmalıyız. Yurt içinde milletimizin dini hassasiyetini, merhametini, iyilik ve yardımlaşma duygularını istismar ederek elde ettikleri tüm imkanları milletimizin emrine vermeliyiz. Hiç kimse kapatılan yurtlardan, okullardan, evlerden dolayı endişeye kapılmasın. Gerek devletimizin ilgili kurumları, gerekse aynı alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşlarımız çok daha iyisiyle, çok daha fazlasıyla bu boşluğu dolduracaklardır. Yurt dışında ülkemizin adını ve itibarını da kullanarak elde ettikleri imkanları da asli sahibine, yani devletimize ve milletimize kazandırmalıyız. Hükümetimiz olağanüstü hal ilanı sonrasında sahip olduğu yetkiyle tüm bu alanlarda çok önemli adımlar attı, atmaya devam ediyor. Ve böylelikle ajanda programımızın da sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klasik dinleyenleri. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.